Evet. Dediğim gibi. Zaten benim dediğim önemli değil. Manzara ortada. Yani şu ülkemizin haline, coğrafyamızın haline, dünyanın haline, aklı selim olarak baktığımız zaman manzara ortada. Yani ülke ahlaken çökmüş durumda. Bunun sorumlusu da dinsizler, ateistler, Hristiyanlar değil. Suçlusu da onlar değil. Bunun sorumlusu da, suçlusu da kendi elimizle yaptığımız hatalardandır. Geldiğimiz nokta budur. Bunca acımasızca insanlar birbirini kandırıyor, boğazlıyor. Efendim, sorumsuzca davranışlar, devletin malı soyuluyor. Efendim, Necip Fazıl rahmetlinin dediği gibi bir kişiye tam 9 kişiye bir pul veriyorlar. Memleket batıyor. Batan matan yok. Memleketin parası da çok ama gelir dağılımı adil değil. Yani devalüasyon falan da zaten işin cabası. Ama buna rağmen herkesin elinde telefon. Tabii şimdi bunu dilimize tespih ettik. Eleştirmenlere böyle diyor. Ya elinizde 100 bin liralık telefonunuz var. Yok 60 bin liralık telefonunuz var. Ekmek bulamıyoruz diye bangır bangır bağırıyorsunuz. Ya bunda bir kıyas değildir tabii. Yani bir baba ne der eder çocuğuna telefon alır. Ne der eder alır. Mecbur. Şartlar o babayı sıkıştırır. Baba yemez, içmez, biriktirir, çocuğuna telefon alır. Niye? Çocuğun yaşı 16-17 olmuştur, liseye gidiyordur. Arkadaşlarının vardır. Mecbur olur. Babalık böyle bir şey. Babaya ne diyeceksin? Şimdi konu telefon falan da değil zaten. Anlatabiliyor muyum? Biz kendi elimizle yaptık. Ne yaptık? İşte bir örneğini bakın. Şuradan size vereceğim şimdi. Bir örneğini. Mehmet Okuyan bir açık kadınla program yapıyor. Kadın ona diyor ki, hocam diyor, sen diyor mealinde diyorsun ki İbrahim aleyhisselam kuşları parçalamış, dağların başına koymuş, sonra çağırmış, kuşlar dirilmiş, herkes kendi gövdesine gitmiş, yerleşmiş. Diyor ki hayır diyor, o mucize değildir diyor. Ama sen birinci mealinde böyle demişsin, şimdi ikinci baskında bunu inkar ediyorsun. Diyor ki sen o benim birinci mealime bakma diyor. Buna bak bu. Yani o birinci meali yazarken birazcık bende din, iman, İslam kokusu geliyordu. Şimdi tamamen kafirleştim ben. Oradan mucize falan yoktur. Şimdi rahatlıkla birbirimizi kafir diye suçlayabiliyoruz. Neden? Yorumlarımıza bakarak. Ya bir insanın kafir olması veya müşrik olduğunu açıkça söyleyebilmek için o kişinin açıkça şirk koşması lazım. Biz de diyoruz şirk müşriksin sen diyoruz. Kime diyoruz? Allah'a ortak koşana. İşte kalsın yetiş. Efendim. Şeyhlerimizde Allah'ın bir parçası var diyen kişi müşriktir. Ama bir adam bir yorum yapmış, yani bir ayeti yorumlamış. Yanlış yorumlayabilir, farklı yorumlayabilir ama ona kafir diyor. Adamın bir karış sakalı var. Yaşı da herhalde benden büyük, 80'lik var veya 75'lik var. Ve bu adamın söylediği lafa bakalım. İnkarcılar Kur'an şemsiyesi altında dinsizlik yapıyorlar. Peygamberi inkar ediyorlar, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Bunu neye dayanarak söylüyor? Şimdi ben Kur'ancıyım. Ve ben kaynak olarak Allah'ın kitabının dışında din ve imanda kaynak tanımam. Kaynak tanımam ama fıkıh usulündedir, hukuk üretimindedir, bunlar ayrı konular. Ama din ve iman konusunda dinin sahibi Allah'tır. Ve iman neye iman edeceğimizi de Kur'an-ı Kerim açıkça beyan ediyor. Ama bu hadis uydurucuları İsa yeri gelecek diyerek uydurdukları bir yalanı Kur'an'da bulamadıkları için hadis adı altında yutturuyorlar, yutturmaya çalışıyorlar. Bunu da yutmuyoruz diye inkarcı oluyoruz. İşte kabir azabı var diyen bu uydurukçular
kabirde azap olsa Allah bunu yazardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 8-10 yerde dünya azabından bahseder Allah. Şu anda ben dünya azabı çekiyorum. Ve ahiret azabından bahseder. Kabir azabı diye bir azaptan hiç bahsetmiyor. Yani haşa, Allah unuttu da peygamber mi koydu bunu? Siz nasıl Müslümanlarsınız? Kim inkarcı? Kur'an'da olmayan bir şeye bana iman et diyor. İman etmiyorum diye de kafir diyor. Hani bana demiyorum, beni tanımaz, ben de kendini tanımam. Ama bizim gibi inananlara söylüyor bunu. Peygamberi kim inkar ediyor? Hangi Kur'an öğretisi veya Kur'an yeter diyen insanın kim peygamberi inkar ediyor? Ya Kur'an bana yeter diyen adam peygamberi inkar edebilir mi? Mümkün mü? Yani bir adam Kur'an alim olacak veya Kur'an okuyan bir Müslüman olacak. Dinini Kur'an'dan öğrenmeye çalışan bir Müslüman olacak. Ama ben peygambere inanmıyorum diyecek. Bu mümkün mü ya? Kur'an'da geçiyor zaten peygamberin adı. Yani Resulullah'ın adı da geçiyor. Görevi de belirleniyor. Tanımlanıyor. Nasıl inkar edici adam Kur'an'a inanır da peygamber inkar olur mu? Niye yalan söylüyorsunuz utanmadan? Ve yalanı söyleyerek bunun arkasından Kur'an Müslümanlığını reddetmiş oluyorsunuz. Doğru mu? Ama yalanı önce söylüyorsunuz. Ben peygamberi inkar etmedim. Ama ben sizin gibi dine de bir şey kondurmadım. Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Sen değilsin. Ben de değilim. Dinin sahibi Allah'tır. Senin mürşidin de değil, şeyhin de değil. Mehmet Okuyan da değil. Bu dinin sahibi Mehmet Okuyan da değil. Eğer konu Mehmet Okuyan üzerinden yürütüyorsanız, benim babamın oğlu değil, dinin sahibi de o değil. O da kendince tefsir profesörü olmuş, adam tefsir yazıyor. Yazar, sen de yaz. Ben de yazabilirim. Kur'an'a dokunamayız. Biz Kur'an'dan ne anladığımızı yazarız. Doğrudur, eğridir. Ona Allah karar verir, sen değil. Allah onun hesabını çeker. Tabii şimdi tefsir yazmak için de insanın bilgili olması lazım. Mehmet Okuyan'daki Arapça bilgi, Arapça gramer bilgisi bizde yok. Bizim öyle bir iddiamız da yok zaten. Mehmet Okuyan'a avukatlık da yapmıyorum burada. Ama dürüst olun. Önce yalan söyleyip iftirayı atıp sonra bu iftira üzerinden de kendi yalanınızı kondurmayın be. Yazık ya. Yaşın 70-80 olmuş, utanmadan iftira atıyorsun. Değerli arkadaşlar, bakın bu tipler cahil, zır cahil adamlar bunlar. Kendisine desen ki aç Kur'an'ı bakalım, okuyalım beraber, şurada ne yazıyor desen okumamıştır ki. Çünkü tarikatçı olduğu belli. Belli. Birinden duyduğu yalanı din diye kabullenmiş. Evet efendim, yok kabir azabıdır, yok İsa Aleyhisselam gelecektir, yok rejim ayetini keçiler yedi. Bunların imanı bu. Ya bir insan utanır ya. Bir ayeti keçi yedi demek ve buna da inanmak aklın alacağı bir şey değil. Yani Allah biz Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Ama bir keçiden koruyamıyor Allah. Dediğinizden bu çıkıyor yani. Ve buna da akademik tahsil yaptığını iddia eden Ebu Bekir Sifil de iman etmiş. Ama geçen programda dedim ya, kardeşim istediğin kadar kitap oku. Yanlış iman adamı şirke götürür. Hindistan'da iğneye tapan profesör de var canım. Çok önemli değil yani, öyle çok kitap okudum, ilimi akademisyen, profesör, doçent, moçent. Bir şey değiştirmez. İman başka bir konu. Hindistan'da iğnenin önünde efendim, Budistin önünde
iki büklüm olanlar, Anıtkabir'de iki büklüm olanlar cahil mi yani bir şeye göre? Bugünkü üniversite akademik hesaba göre. Hepsi de akademisyen belki de. Ama gidiyor orada adam secde ediyor. İman öyle. Biz Kur'an-ı Kerim'de Allah ne demişse biz ona inanırız. Bizim imanımızı tanımlayan Kur'an'dır. Falan hocanın görüşü benim imanımı, ona iman etmemi gerektirmez. Yani fıkhi konular ayrı, toplumu idare ederken hani üretilmiş fıkıh hesapları, bunlar ayrı konular. Onun için fıkıhçı olmak gerekir. Gene Kur'an'a aykırı hüküm veremez kimse. Fıkıhçı oldu diye Kur'an'a aykırı hüküm verir anlamı çıkmasın. Veremez. Verirse hesabını kötü görürler ötede. Allah'a emanetsiniz.